Anne. Gelecek Güzel abim, gelecek. Eshaneye kadar gidiverdi. İlaçlarını alıp gelecek. Çok sıcak ya. Abi ört üstünü, zaten oda soğuk. Daha çok üşüteceksin. Abla çok ateşi var. Abi bak. Bak kapının önünde ne buldun? O ne abla? Ya böyle çok güzel bir şey. Sana çok beğeneceksin. Getir bakayım. Tatlı. Merhaba. Çok tatlı. Nereden buldun bunu? Çok şekermiş ya. Sana beğeneceğini söylemiştim. Ne olsun bunun ismi? Buna bir isim verelim. Yani senin köpeğin olduğu için sen koy adını. Bunun adı Bulut olsun mu? He? Baksanıza puf puf böyle çok şeker. Bulut. Alo, kimse yok mu lan nerede? Çekil, çekil, geliyorum. Ah. Karnım çok aç, yemek hazırla lan. Tabii babacığım. Bu mal neye yatıyor yine? Çok ateşi var baba, ondan. Koca gün top peşinde koşarsan olacağı bu. Ananız nerede lan? Çarşıya kadar gidiverdi baba. Ananız. Gidiş olsun da dönüş olmasın inşallah. Ne bakıyorsun lan? Yemek hazırlasana. Bulut. Ablam şeyi bilmiyor. Oğlum. İyi misin Narla? Şartlar altında yaşaması mümkün değilmiş zaten. Ah, kim bilir ne acılar çektiniz. Kim bilir nasıl uğraştınız onu kurtarmak için. Yapılacak her şeyi yaptık. Başhekim çok iyi bir adamdı. Bize çok yardımcı oldu. İlaç firmalarından bedava ilaçlar temin etti. Hatta tedavisi için para bile almadı ama durum işte gittikçe daha kötüye gitti. Anneme hiçbir şey belli etmedik. Melek de son ana kadar abime baktı bebek. Çok sevdim ben Mehmet'i. Çok sevdim. Ama işte yaradan onu erkenden aldı aramızda. Melek. Benim sana söylemem gereken bir şey daha var. O geceyle ilgili. Mehmet eceli de ölmedi. Yani ben de o gece evdeydim. Yeah.
anneciğim. Anneciğim, ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Anneciğim, ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Anneciğim, ikinizi de ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm sizi anneciğim. Şahin. Kızım, ne diyorsun sen? Sen çekil şuradan be. Ay Allah muhafaza. Ne yaptıysa. Şadi öyle şey yapacak kız mı? Ne yaptıysa. Ya, ömür boyu hapse atarlar küçücük kızı. Amca, ne tarafa gidiyorsun? Atla şehire kadar bırakayım seni. Ah, razı olsun senden amca. Senin Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Annem için yapılacak bir şey yoktu. Ama Mehmet. Mehmet hala yaşıyordu. Ya ne yaptıysam ikna edemedim onu odadan çıkarmaya. Bırak öleyim diye yalvardım. Ya çok duman vardı abla. Ya boğulacak gibi oldum. Yani çok korktum ya. Ne yapacağımı bilemedim. Acılarını dindirmemi istiyordu abi. Sonra ben de işte... Bir tanem. Şadiye sakın kendini suçlama, tamam mı bir tanem? Bak, Mehmet bir hafta 10 günlük ömrü kaldığını biliyordu. Beni doktorla konuşurken duymuş. Demek ki acısız bir şekilde ölmeyi tercih etti. Şadiye, neler yaşamışsın, neler çekmişsin böyle. Sonra işte çektim gittim ben. Ben seni çok aradım Şadiye. Ya kızım, katilim ben. Katilim yani. Nasıl çıksaydım insanların içine? Çok canım yandı ya. O acıyla zaten kendimi oradan oraya vurdum. Sonra işte kader beni ablamla karşılaştırdı. Şadiye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.